Hepinize tekrardan merhabalar arkadaşlar. Bannerlord'un yeni bölümüne hoş geldiniz. Bir önceki bölüme kartlardan ulaşabilirsiniz. Şimdi geçen bölüme en son savaşmaya devam ediyorduk. Şuradan bir diplomasiden bakacak olursak şu krallıktan artık haraç alıyoruz. 750. Ya çok bir şey değil de. 750'nin hepsi bana mı geliyor peki? Bir sürü gelir gider var. Ben görmüyorum bir şey. Benim gözüm buradan 750'yi görecek bakalım. Aha gördüm. Tamam, 750'nin hepsi bize geliyor. Tabii krallıkta başka bir şey olmadığı için klan falan. Bütün para bana geliyor. Eksi 2400 çok bir şey değil. Ya bizim çocuklar bir gelişse fena olmaz da. Ben de şurayı patlatayım bu arada. Bizim köylerin yanında sıkıntı çıkarır bu. Ya 200 kişiyle geziyorlar da çöp. Harbi çöp yani. Hepsi iskelet. Aydutlardan bile dayak yiyebilirler yani o derece. Şimdi yanımda da full süvari var. Şu dandik şeyleri mi götürsem diyeceğim. Yok. Bir tanesini çıkar. Şu gelsin. 10 kişi. Tamam. Ben tek başıma bile keserim burayı bu arada. Bu arada şeyi söyleyeceğim. Şimdi biliyorsunuz seride şu an vampirlerle oynuyoruz. Bir de insan seçeneği var. Tabi mod güncellendi mi bilmiyorum. Hiç kontrol etmedim. Belki oğlum bu vampirler benden hızlı koşuyor ha. Kafasını yardık adam. Oo, ne oluyor lan? Bir kalabalık geldi bunlar ha. Yanına bir koştu herkes. Hayırdır lan? Bunlar bir gaza geldi. Oğlum benim adamlar benden hızlı koşuyor galiba ha. Benim adamlar bana doğru gelmiyormuş ki. Gel lan buraya. Öldü bunlar. Duello yok. Hepsini keseceğiz. Duello yok. Baksana bizim adamlar çok şekil ya. İndirdik mi? Kolaydı. Ha ne diyordum ben ya? Dur. Bu kim lan? Aa bunu tutsak almışlar. Allah Allah. Sen de bana borçlusun. Yürü lan. Askerleri boş ver. Tutsa da boş ver. Para etmez bunlar. Hadi loot'u alayım satarız. Yakındaki eşrafla ilişkin iki oranı da arttı diyor. Artsın. Boşuna temizlemedik orayı. Ne yapsak? Şuna bastım. Şimdi şöyle biliyorsunuz insan seçeneği var. Yani güncellendi mi mod bakmadım. Belki güncellenip farklı bir ırk daha eklenmiştir. Her neyse insan seçeneği de var. Şimdi ben insanlarla da oynamak istiyorum fakat şöyle bir şey mi yapsak? Örnek veriyorum. Yani ben bu seride komple haritayı alana kadar oynamam. O kadar oynamaya zaten... Oğlum bizimkiler agresif mi? Niye oraya gitti bizimkiler? Dengeli değil oğlum. Defansif kalın siz. İskelelerinde 100 tane iskelet de gitmiş. Bak orada şimdi köy möy yağmalayacaklar bak. Yakalanacaklar bir de orada. Kesin. Neyse. Ulan bir cümleyi kurdurtmadınız ya. Şöyle bir şey var aklımda. Örnek veriyorum. Şimdi 30 bölüm vampirlerle oynadık diyelim. Daha sonra 31. bölümden sonra insanlara geçip bir 30 bölümde öyle oynayıp 60 bölümde atıyorum. Sezonu bitiresim var yani. Öyle bir düşüncem var. Yorumlara siz de yazın. Böyle bir şey mi yapalım? Yoksa atıyorum 50 bölüm vampirlerle oynayıp yeni bir sezon başlayıp 50 bölümde insanlarla mı oynayalım? Bence benim dediğim daha mantıklı gibi. Ya bu kaçıncı bölüm bilmiyorum. 25. bölüm de olabilir. Bak 25. bölümde vampirleri salabiliriz. Çünkü yani şöyle bir durum var. Göreceğimiz bir şey kalmadı oyunda. Her şeyi gördük. Yani büyüleri öğrendik, büyüleri gördük. Gittik kaos portalına girdik. Kaos portalının içini gördük. Kaos askerleriyle savaştık. Neredeyse her tür askerle savaştık. Neredeyse değil muhtemelen hepsiyle savaşmışızdır.
Farklı farklı asker birliklerini kullandık, güçlerini falan öğrendik. Farklı bineklere bindik. Kale ele geçirdik, şehir ele geçirdik. Ya insanlarla oynanış biraz daha farklı olacak çünkü ya insanlar da büyü yapabiliyor bu arada. İnsanlarda top var. Özellikle o toplarla oynamayı çok istiyor. Onun dışında yani insanlar, tüfekçiler, kalkanlı piyade falan filan onlarla oynayacağız da nasıl bir şey olur bilmiyorum. Oynanışı nasıl olur bilmiyorum. Mesela o savaşta kullandıkları topların bir limiti var mı? Bence vardır. Atıyorum 3 tane top oluyordur maksimum. Onlarla da bir oynayasın var çünkü. Bu arada bu seriden sonra yine modlu mu oynayalım? Yoksa biliyorsunuz şu an oyun güncellendi. Orijinal oyun. Orijinal oyunu mu oynayalım? Yoksa gene böyle fantastik modlu bir şey mi oynayalım? Yorumlarda çok şey yazan vardı. Yoldaş modu varmış bir tane. Yoldaş limitini aşırı şekilde arttırıyormuş. 500 kişiye falan çıkarıyormuş. 500 tane yoldaşla oynayabiliyormuşuz full karakterlerle. Yani oyunun orijinal sürümünde bu modu da kullanabiliriz. Öyle bir şey de olabilir. Şimdi kaleyi bir yönet. Burada para var. Ne yapılıyor? Kale kumandan ofisi. Yapsın. Öbür kalemize de bakalım. Bu kalenin erzak sıkıntısı vardı. O da bitti zaten. Ben şu sığınağı da patlatayım. Buranın da parası var. Atölye yapılıyor. Atölyeden sonra diğer şeyler yapılacak. Bahçe falan yapılacak. Erzak 3. Sıkıntı yok gibi burada da. Şu sığınağı da patlatalım. Bu kim? Goble. Martin nerede? Martin saldırıya uğramış. Bak geri zekalı. Yenilecek orada. Bu mal da burada yenilir. Gerçi bunu ben korurum da. Bu buna dalamıyor mu diyecektim. Dalabiliyormuş. Goble'a yardım et. Asker... insan lan bu. Sen esirimsin. Sen gel. Oo, askerlere bak. Hiçbirini almayacağım. Martin neredesin Martin? Geliyorum aslanım dayan. Esir mi düştü? Ağzına tüküreyim senin. Bu kadar hızlı da esir düşülmez lan. İşte bundan bahsediyorum. Yani geri zekalılar full iskelet top. Gel lan buraya. Çakallar ben sizi kaçırır mıyım lan? Gel buraya bakayım sen gel. Gel gel hepinizi birden dövün gel. Bırakın lan benim adamımı. Asker göndermeyelim. Gücümüz yüksek gözüküyor. Yine de asker göndermeyelim. Buyurun beyler, dümdüz arazi tam bizlik. Ver benim büyüğü. Siz benim adamımı esir alırsınız ha. Ulan benim hayvan sakatlandı mı acaba? Sanki önceden daha hızlı koşuyordu bu ya. Harbi diyorum bir sıkıntı var benim hayvanla. Sakatlanmış falan olabilir yani belli olmaz. Baksana koşamıyorum ben. Gerçi bizim süvarilerin de çok hızlı olduğu söylenemez ama. Oğlum bu aradan bir çıkmanız lazım yalnız. Çekilin lan bir. Benim oraya büyü atmam lazım. İşte atım hızlı olsa bizim adamlar girmeden büyüyü vuracağım şuraya da. Ben bu hayvanı değiştirsem mi acaba? Hayalet at falan var. Hileyle onları alıp onlara da girebilirim. Neyse büyüye gerek kalmadı öldü zaten. Oo bunlarda da yine bayağı bol bol iskelet varmış. Bu dandik iskeletlerden. Baksana hep söylüyor. Şuraya şu büyüyü atan kör kim? Bunların içinden geçtik lan biz. Benim ordu çok sağlam ya. Hepimiz süvari değiliz bir de. Hepimiz süvari olsak 200 tane süvari bunlar yok eder.
Ben şuraya girmeyeceğim bile, gerek yok. Öldü zaten bu. Kolaydı, bir yaralı var sadece. Martin. Diğerlerine katıl mı diyeceğim. Tamam, benim şeye geldi değil mi gruba? Martin geldi, tamam. 120 tane asker var yine. Yani şu kaos askeri belki. Yok, gerek yok ya. Benim asker eksiğim de yok. Uzaklara da bir şöyle yapalım. Oo, bunlar böyle 100 kişi 100 kişi buralarda geziyorlar. Neyse, geçsin bunlar. Benim kaleme falan saldırırlarsa keseriz. Bir goblin kaçmış. Gene gidip full iskelet toplayacak. Bu arada ordu da kurdurmayacağım ha. Dur, şu kaleyi şunları ben bırakayım da. Burada birkaç esir varmış zaten. Tamam. Bunları da gidelim satalım. Kendi şehrimize satalım. Bak, Goble gidiyor. Şimdi Goble'ı gene dövecekler orada. Allah'tan defansife çektik. Güzel para, 9000. Sancağı alsam ben ne olacak? Bizde menzilli asker var. Herkes süvari. Hepsini satsam eksi 3500. Çok bir şey değil. Odun var mı? Demircilik de yapmıyoruz bayağıdır da. Neyse, tamam. Zaten 769k param olduğu için çok dert değil. Dur, şimdi şehre hazır gelmişken bir kenti yönet diye bakalım. Ben buraya bir 10k ateşliyim. Panayır alanı yapılacak. Sadakat artar biraz daha. Güzel. Sonra pazar yeri yapılacak. Forum yapılacak. Kuşatma atölyesi, garnizon kışlası, bahçe. Yapılsın bakalım. Bu kaçıncı bölüm lan? 23. bölüm 24. Bak. Ben ne dedim? 2 saniye önce ne dedim ben? Geliyorum aslanım, dayan azıcık. Ölme. Bak işte o da. Gerçekten şeye esir düştü zannettim bir ara. Hanginiz aldı lan bu adamı? Gel buraya gel. Şu ikisini bir döveyim de. Bir asker yollasam ölür. Üç adam öldü, neyse. Katıl lan orduya. Katıl. Siz bir işe yaramıyorsunuz. Vampir varsa şuradan alıvereyim. Asker toplamakla uğraşmayayım tekrar. Sen de gel, sen de gel. Gel gel. Bunlar burada bir kalabalık, bir şeyler olmuş burada ya. Ben bunların bir kalesini kuşatsam mı acaba ya? Gerçi kuşatsam elimize bir şey geçmeyecek. Kime ne geldi? Bende varmış, dur, izcilikten. Şu büyü şeyimi azıcık da arttırabilsem daha ne olacak acaba en son? Büyüde.
Bayağı bir şey var da seviye atlamam lazım. Bayağı bir kaos askeri var Esir. Oo. Kaos askerleri güzel para ediyor ha. Başka yere satalım. Bizim şehri az önce bir tur sattık ya. Lan daha şimdi koydum lan. Gerçi o, dur, o kalede kaçmış, tamam. Ne yapacaktım lan? Ha, ticaretten lootları satacağız. Güzel para, güzel para. 1 milyona doğru gidiyoruz. Kalelerimiz vesaire gelişiyor. Şimdi klan kurdurabilirim aslında. Klan check edebiliriz de. Genelde klan kurduruyorum ben. Ama kalelerimden birini veresim gelmedi. Bak şuradan bir yer alıp orayı verebilirim aslında. Bir şey diyeyim, şurası gayet iyi ya. Ben oraya gidiyorum almaya. Oo, siz nereye geliyorsunuz? Gelin gelin, vazgeçtim ben. Şunları bir döv. İkiniz birden gelin. Çok güzel. Bunlar vampir klanından insan lan bunlar hep. Bak bu da insan. Ne biçim bir arazi lan bu? Biraz kötü denk geldi. Siz beni bekleyin. Ben biraz önden gideyim de. Sonra hücum emri vereceğim. Şu büyüyü atayım da ondan sonra. 500 tane dandik piyade var orada zaten. Bizimkiler hücumlayabilir. Ama şimdi büyüyü biraz kötü atacağım gibi ben. Bu adamların şeyi sağ olsun. Çok da kötü atmadım yani. Biraz daha geç atsam daha iyi olabilir tabi ama. Neyse. Yavaş lan. Oğlum bunlar da full iskelet var ki. Bunlarda da full iskelet var bak. Bunların adamları da. Bir şey diyeyim, benim hayvanla koşsam bunların üstüne bunlar ezilir ölür ha. Ki şu an çoğu muhtemelen ezilerek öldü. İskeletlerin. Bir de hep dandik iskeletler. Birini seviyorum. Turda atayım lan şunu kafanıza, dur bakayım. Boşa gidecek gibi hissediyorum yani, neyse atmayacağım. Geldin kafaya bir koyuyorum, öyle zaten. Bu iskeletlerin çoğu arada sıkışıp ölüyor ha. Hasar yiyor sürekli atlardan. Baksana dümdüz ettik burayı. İskeletlerin cesedi görünüyor mu lan? Görünüyor. Bak iskeletler de var ya şimdi ortada. Sanki savaş çok önce olmuş da bazılarının iskeleti çıkmış gibi. Aa, o ne, hayalet mi vardı lan? Aa. Bunlarda hayalet de varmış ha. Çakallar. Tabii o da ölmüş. İki tane hayalet ölmüş bak burada. Hayaletler de o kadar güçlü değil ya. Ulan yaralı bile yok lan. Oğlum ben bunların kalesini şey yapayım ha. Kuşatayım. Bunlar bana zarar bile veremiyor ki oğlum. Fazla adam geliştirdik. Yanımda da 3 tane lordum var da.
Aa, hiç şey kalmadı. Herkes süvari şu an. Hiç piyade kalmadı. 12K mı harcadım ben az önce oraya? Harbiden 12K harcamışım. Neyse, sıkıntı değil. 12K'ya değer diye düşünüyorum ben şahsen. Şimdi şu kaleyi kuşatacağım. Derdim aslında kaleyi almak değil. Bunlar benim başıma toplanır mı acaba? Şöyle bir toplansalar da şunların hepsini dövsem. Kuşat bakalım kaleyi. 400 kişi varmış. 3 günlük yemekleri var. Açlıktan öldüreceğim. Üç günde birileri gelirse eyvallah. Bazıları birliğimizden falan kaçıyor tabi. Çok problem değil. Bir de şuradan kule mule bir şeyler yaptırayım da maksat şeyim artsın. Mühendisliğim artsın biraz. Kampı kur. Zaten bunlar bana saldıramayacak. Kamptan sonra bir koçbaşı yap. İki tane kule yap. Mühendislik geldi bile. Bir günlük yemekleri kaldı. Garnizon eksilmeye başladı. Bu aletler yapılana kadar buradayım bu arada. Ben zaten mühendisliğim artsın diye şey yapıyorum. İçerideki garnizon da ölecek şimdi zaten komple. Buraya gelebilecek bir delikanlı da yok. Şu da yapılsın. Savaşta bunları da kullanmayacağım bu arada. Mancınıkları var. Kırarlar. Hiç gerek yok yani öyle bir şeye girmeye. Gelen var mı? Bir toplarım bakayım lan. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel oldu. Gel. Gel 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 gel. Kaç kişi daldı bana? 230 kişiyle kaç kişiyi döveceğimi öğreneyim ben bir. Ohoho. 1012'ye 230. Savaşa bak. Baklanmasaydı şu iyiydi. 1012'ye 230. Şimdi güçlerimiz zaten yarı yarı gibi. Onlar çok az daha güçlü gibiler. İki büyüye gücü eşitleriz. Hatta biz bunları geçeriz. Bunların topu olamaz. Bunlar vampir. Şimdi bunlar kalabalık oldukları için hücumlayacaklar. Ben mümkün olduğunca geriye çekileceğim ki meydana gelsinler. Şu bir tane piyade kim lan bu? Bu kim lan? Ha, benim. Pardon. Okçu grubumuz zaten yok. Atların başına kimi koysam? Kendimi atların başına mı koysam ya? Neyse, Martin geçsin atların başına da. Okçumuz vesaire yok. Okçu gözüküyor ama okçu yok. Neyse. Bayağı geri çekildik mi? Yani. Hazırız. Bunların topu yok diye tahmin ediyorum. İnşallah. Varsa biraz üzer. Ben biraz ilerleyeyim. Top atarlarsa hücum ömrü veririm de. Sıçtık. Hücum. Hücum 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 hücum. Topları varmış. Fena sıkıyor toplar. Neyse öleceğiz. Sıkıntı yok. Hiç sıkıntı yok. Yavaş lan. Bunlar okçu mu? Oo. Öyle de. Peki. Abi bir şey diyeceğim. Şu büyüyü şuradan bir tutar mısınız ya? Şöyle. Çok güzel attığımı varsayıyorum ben o büyüyü. Yamuk yumuk gitmezse şayet bayağı bir kill alacak o büyü. Bayağı bir kill aldı, evet. Daha fazlasını da alırız. Sıkıntı yok. Topları tam olarak neredeydi bunların? Toplarını ben bir kırmaya gitsem. Görmüyorum toplarını. Aha! Bir kırılma sesi geldi. Bizimkiler kırdı topun birini. Aha, topun biri de şurada, gördüm. Hocam şunu bir kırabilir miyiz be? Beni vurmaz değil mi bu? Bana döndü ama içimden... Top mermisi geçmezse bir şey olmaz. Sıçtık. Yarı canım gitti lan.
Aa, şu herif lord. Büyülü müylü bak, camı bastın lan kendine. Çakal. At aşağı. Şu topu bir sal topu. Bak gene beni vuracak bu top. Öleceğim. Topu kırdım, kıracağım da. Bak gene bir adam vurdu bizim. Bir tane... Heh, kırdım topu, tamam. Sıkıntı yok, bunu da hallettik. Adamlar nerede? Oğlum adamlar ölmüş ki. Ben adamlar nerede diyorum. Şurada bir adama benzeyen bir şeyler var ama. Şimdi ben büyüyü atacağım da. Dur bakayım. Şu açı iyi gibi geldi bana ama. Yani çok da iyi değilmiş. Neyse. Kendime bir turda bir cam basabilir miyim ben? Ne olur ne olmaz. Gerek yok aslında da. Canım dolu. Ağzımın ortasında top yedim ya az önce. Oo, bir top da burada var. Sağlam. Bunu kıralım. Şerefsiz bak gene nasıl vurdu adamı. Oğlum vuramıyor. Tabii çekil lan atlı. Ya oğlum. Lan süvari çek şuraya. Gelip gelip benim dibime giriyorlar bir de. Bu da kırıldı. Kaç tane top vardı lan? Bir tane kırıldığının sesini duydum. Bir, iki tane ben kırdım. Üç. Demek ki üç tane. Bir de havan topu tarzı bir şey vardı böyle. Onu da görmüştüm ben bir orduda. Bizim adamlar orada kapışıyor. Daha 78 kişi var gözüküyor. Bunları çok rahat indirdik bu arada. Birazdan ölürler. Kaç ölü var bizde? Bir ölü var, bir. O 27 yaralı toplar vurdu biraz. Çok güçlü bir ordumuz var şu an. Yani sayı olarak çok az olmamıza rağmen aşırı güçlüyüz. Ve bu adamların hepsi de son seviye değil. Elimdeki bütün adamlar son seviye olsa var ya öf. Efsane bir şey olur. Şuna 1000 kişi kestik bir tane ölüyle. Yaralıları saymıyorum. Zaten iyileşecekler. Bir tane iskelet paralı asker klanı komple yanımda galiba şu an aldım hepsi. 500 asker çıkmış da varsa bir tane vampir alacağım ben sadece. Ulan kaos askeri bile var, vampir yok mu yanınızda? Bir tane vampir yok mu lan harbiden? Çıkmadı. Yani şu an bu 500 askerden bizimkilere ordu kurdurulur mu? Kurdurulmaz. Çoğu iskelet çünkü. Şöyle bir atıp alalım. Vampir esir var 122 tane. Yok. Bak yanımdaki adamlar nasıl gelişiyor. Loot alalım. Hepsini alalım. $12,000 daha harcıyorum ama değiyor. Harcadığımıza değiyor yani. Şimdi buradan. Güzel kapıştık. Bunlar kaçmadan. Ben nereye gidiyorum? Allah, harita tersine dönmüş. Ben ters gidiyormuşum. Şöyle gideceğiz. Oğlum şu an krallığın bütün gücü benim lan. 1800 diyor da. Aa, hiçbir şey almadan vermeden barışabiliyorum bunlarla.
Bir tek tavuklar kalıyor. Bunlar da 500 araç istiyor. Hadi lan oradan. Sizin öyle bir gücünüz yok. Bunlarla barışabilir miyim? 14 tane tutsak varmış elimde. Para isteyelim. Niye bedava barışıyor? Şehre bırakayım ben şunları da. Üstün 92 aldım. Nereden geldi bilmiyorum. Okuyamadım orayı. Kaçırdım. Bize arkadaş getirdim. Tertemiz. 13K. Parasının yetmeyeceğine... Bu ne? Parasının yetmeyeceğine eminim buranın. Zırhlardan başlayalım. Genelde zırhlar hep çok para ediyor. Neymiş lan? 18 zırh diyor. 30 bin. 3000. Tamam. Buradan hemen şu şehre gideyim. Oraya da sattık mı? Sıkıntı kalmaz. Şimdi bunlardan haraç kesinlikle alacağım. Hatta ben gideyim bunlardan biraz daha esir almaya çalışayım. Sen alırsın gibi hepsini ya. Eksi 35 bin alamadım. Peki. Zırhların hepsini alırsın artık. Silahları da alırsın bence. Kılıç kalkan bunlar alamayacak muhtemelen. O yüzden şunları bir satalım. Şurada var ıvır zıvır şunları sat. Tamam şu şehre de gideyim. Şuradan da bir tane adam almam lazım. Vampir. Bizim Martin'le Gobla'da böyle full vampir ordusu varsa yapsam var ya bitti. Oyun bitti yani. 3 orduyla ben bütün oyunu alırım. Hala araç vermiyorlar. Bak işte böyle ufak ufak kaçacakları için daha fazla esir almak istiyorum şu an. Bunlardan ne kadar yakalarsam benim için kar. Forgive me. Ki bunları ben böyle çok rahat yakalarım. Nasıl 3 ölü var lan? Ulan oğlum az önce 1000 kişiyle kapıştık. Adamım ölmedi benim. Şimdi 3 öl diyor ya. Vampir var mı? Yok. Benim elimde yine hayvan gibi tahıl var değil mi? Bir saniye. Envanteri bir açar mısın? 2K'ya yakın. Tahıl olmuş. Hadi şunun yarısını. Şunun ağırlığı bu yapıyor. Gel bakayım sen de. Bunlardan da vampir çıkmadı. Bir atıp şöyle alalım. Neyse askerlerimiz gelişiyor. Çoktan iyidir. Ne oldu? Serbest bırak diye fidye teklifi. 100 haraç az. Yerlerinden 750 alıyorum. Bunlardan da aşağı yukarı öyle bir şey almak lazım. Barışırsam çünkü bu savaştan kazandığımız eşyaları satıyoruz ya sürekli. Bunun şeyini alamayacağız. Parasını. 14 tane esir sadece burada var zaten.
Bunların hepsini alırsın gibi be. Nasıl ya oğlum? 2-3 tane dandik ordu kesiyoruz. Yine de çok para çıkıyor. Kötü bir şey değil aslında da. Ulan bütün parayı zırhlar yapıyormuş zaten. Tamam, zırhlar hariç her şeyi satalım. Zırhlara da gideyim, şuraya satayım. Şuradan da vampir alayım. Tekrar dolanayım öbür tarafa. Biraz daha esir alalım. Milyon oldu. Bunların yine bir kalesini şey yapsam ordu toplarlar mı acaba? Kalelerine dalıp beklesem. Aynı kaleye dalayım hatta. Siz toplanın da gelin ya. Tek tek uğraşmayayım ben size. Bak, ben sizin burayı kuşatayım. Bir günlük yemeğe kalmış zaten buranın. Siz bu ordu toplayın gelin. Ben de o esnada biraz burada mühendislik kasayım. Yine şuradan koçbaşı vesaire yaptıralım. Çok güzel. Bir ordu kurmayacaksınız mı? Parça parça gelin, o da olur, o da olur. 1000 kişi falan olursanız tekrar belki saldırmaya cesaretiniz olur. Araç işi ne oldu bizim? 160. Çok az. Ya 15 esire çok az. Şunları dönüp döveceğim de 1-2 kişi daha gelsin şuraya. Sen de gel lan. %92'lik. Güzel. Şu da gelsin. Şu 74'lük de gelsin. Dalayım. Gelmiyor mu? Geliyor. Geliyorsun değil mi lan buraya? Gel gel, şuraya gel. Açıyor bu. Ya atla oğlum. Gitmeyin ama ya. Güzel mühendislik katıyoruz ama. Bir yanından bakalım. Şimdi kalkıp bir anda dönsem. 70'lik gelir misin şuraya? Gelmiyor ki aga. Yine içerinin yemeğini bitirdim. Burada isyan çıkacak bu gidişle ha. Ben sürekli buranın yemeğini bitirip bitirip gidiyorum. Hadi bakalım. Ordu daha bütünsüzlüğü olmasaydı. Yakalarsam öttürürüm bak. Ama dağıldınız ki hepiniz ya. Sen gel. İkisi bir geldi. Size asker yollasam çok adam kaybederim gibi. O yüzden o riski almayacağım. Ya 4-5 adam ölür maksimum muhtemelen de ölmesin. Hücum. Hiç beklemeyin. Bunların topu falan var çünkü. Aa, benim şu mızrağım vardı. Doğru lan. Ben şu mızrağımı hiç kullanmadım ha. Bir deneyim mi? Ama dur önce büyüyü atayım da ondan sonra mızrağı. Sen ne yapıyorsun lan? Oğlum şurayı bir boşaltın diyeceğim de adam kalmadı ki. Ben de şu anı görmüyorum şu an. Siftah yapsaydık silahı ya. Bu koltuklanmış oluyor mu? Yok, olmuyor. Oldu mu lan? Yok, olmuyor. Peki şöyle tutsam sadece bunu vuruyor mu? Denk getiremedim ki adamı. Atı. Böyle vurmuyor bu. İlla şöyle bırakmam lazım. Koltuklanmış olunca bu X'e basınca normalde... Ha, aldı lan koltuğunun altına. Tamam, oluyormuş. Bir tane sapladım onu. Nasıl kimseye vuramadım? Koltuklanmış duruyor koltuğunun altında. Bozuluyor herhalde. Bas bakayım X'e. Heh, oldu. Hadi yavrum. Ama benim vuracağım adam ne? Şuna geçireyim bir tane. Yok oğlum, bu kafasına göre bu. Ya sen benim sopayı versene. O değil lan, öbürü. Neyse, bizimkiler indirir onu.
Bubble bizim adamları yaralıyor büyü atarak. Biz kendi kendimizi öldürüyoruz zaten. Bunlar bize hasar vermiyor ki. Şu mızrak güzel de benim hayvanı değiştirmem lazım. Biraz daha hızlı bir şey alacağım ben. Ya bunun hevesine vardım. Şeyine doydum yani bu atı. İlk başlarda çok istiyordum ben de böyle bir şey bineyim diye. Ama artık yavaş geliyor yani. 3 yaralı var, onu da zaten bizim Gobble büyü attı da vurdu. 2 esiri daha aldık. Vampir var mı? Gerçi adam eksiğim yok ki, vampir olsan olacak. Bunu yakalar mıyım? Gel lan buraya. Oo, bunda hayalet falan da var. Peki. Al sana hayalet. Bayağı paramız var ha. Neyse arkadaşlar, bu bölümümüzün de burada sonuna geldim. İzlediğiniz için teşekkürler. Like atıp abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.